Merhabalar, yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Yargıt Hoca Engüs'te ben. Şimdi bu aracımızdaki problem motor arıza lambası yanıyor. Motor arıza lambası yanıyor ve arıza makinesine bağladığımız zaman, bilgisayarımıza bağladığımız zaman EGR arızası veriyor. EGR valfi mevcut ve EGR konumu mevcut. Ya iki tane arıza veriyor. Yani aracımızın EGR'si komple tıkanmış zaten, bayağı kurum yapmış aracımız. Şimdi aracımızın EGR'sini, boğaz kelebeğini, egzoz geri dönüş borusunu, map sensörünü komple söküp sistemsel olarak temizliyoruz. Boğaz kelebeğimizin durumu bu. Kurumları gözüküyordur. Boğaz kelebeğimizin durumu bu. Bayağı kirlenmiş. Buraya gelince map sensörümüz, dedim araba kayıyor, nereye gidiyoruz? Evet, map sensörümüzün durumu bu. Yani bir hayli tıkanmış, gördüğünüz gibi karşısı gözükmüyor. Normalde map sensörünün deliklerinin açık olması lazım. Ve karşı tarafın, böyle baktığımız zaman karşı tarafı görmemiz lazım. Ama kurumdan komple tıkanmış. Komple tıkandığı için map sensörümüzün deliklerinin arasından karşı tarafı göremiyoruz. EGR'imize gelelim. EGR'imizi söktük, tezgahımıza bağlı. Şimdi EGR'imizin durumu bu. Bu EGR'imizin motor kısmı. EGR'imizin motor kısmı da bayağı bir kirli. Ve geldik SIBOP kısmına. Tunan, şunu sık abicim bakayım, SIBOP çalışıyor mu? Tamam. Çalışıyor ama takılma var. Çalışıyor ama takılma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Turan açık abicim. Bayağı kurum ve takılma var. Şimdi EGR'imizin temizliğini yapıp araca montajını gerçekleştireceğiz. Öyle arada sıra dilimiz sürüşüyor. Burada bir tane Mazda'mız var. Orada motor yapıyoruz. Şu anda motor bitti. Üzerine attık. Eksantrikleri ayarlıyoruz. Sentiyi ayarlıyoruz. Marşa basacağız. EGR'imize devam edelim. Temizleyelim. Montajını yaparken temizlendikten sonra da videomuza devam edeceğiz. Burada ara veriyorum. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Evet, bütün parçalarımızı topladık, bütün parçalarımızı temizledik, aracımızı toplamaya başlıyoruz. Şimdi EGR'nin geri dönüş borusu biliyorsunuz manifolda bağlanıyor. Şu anda manifoldun bağlantılarını yapıyoruz. Enes'im oradan bir göstereyim EGR'nin geri dönüş borusunun ucunu. Ben bunu videonun başında göstermemiştim. EGR'nin geri dönüş borusu bu arkadaşlar. Bunun üzerinde delikler var. Delikler olduğu gibi kapanmıştı. Delikler olduğu gibi kapanmıştı. Şimdi oraları temizledik komple. Şu anda da borunun montajını yapıyoruz. EGR geri dönüş borusunun. Ondan sonra sırasıyla EGR'nin montajı, boğaz kelebeğinin montajı ve map sensörünün montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi parçalarımıza bir bakayım. Onları da göstereyim size, temizlenmiş hallerini. Evet, parçalarımız da burada. Şöyle göstereyim. SIBOP'u görüyorsunuz. Pırıl pırıl olmuş vaziyette. Boğaz kelebeğimiz. Az önce görüyorsunuz kurumdan gözükmüyor hemen hemen. Ve map sensörümüz. Özellikle map sensörümüze geldik. Ve onu size şöyle göstereceğim. Baktığımız zaman karşı tarafı göremiyorduk. Deliklerden karşı tarafı görebiliyoruz. Yani bu olduğu gibi doluydu kurumla. Şu anda bu da temizlenmiş oldu, açıldı. Yani hiç gözükmüyordu abi. Şimdi görüyoruz karşı tarafı, bak. Tatlı.
Merhaba İsmail. Ekmeği bana mı getirdin? Yok. Bana getirmemiş abi. Hiç ses yok. Yani bu da bizim kediciğimiz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bırak. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz İsmail. Gel. Gel. Bir şey yapmaz. Gel gel İsmail. Gel. Gel sen gel. Yok yok ekmeği verme. Gel. Bu da bizim panter. Gel buraya. Gel. 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 Eşeceksin. Evet arkadaşlar, dediğiniz gibi şu anda Egera montajımız yapılıyor. Aracımız bittikten sonra sırasıyla parçaları bağlayalım. Ondan sonrasında devam edeceğim. Evet, Egera'nın geri dönüş borusunu yerine taktık. Şu anda Egera'mızı takacağız. Takalım Enes'im. Şimdi Egera'mızın montajını yapacağız. Ondan sonra boğaz kelebeği. Ve boğaz kelebeğinden sonra da map sensörü. Şu anda Egera'mız biliyorsunuz motorun arkasında. Enes kardeşimiz kolunu uzattı oraya. Onu arkadan takıyor. Egera'dan sonra da map sensörü boğaz kelebeği devamını getireceğiz. Evet, Egera'mızın montajı komple bitti. Her şeyi yerine bağladık, akümüzü falan da bağladık. Boğaz kelebeğimiz, map sensörümüz, Egera'mız, Egera geri dönüş borumuz komple temizlendi. Şu anda akümüze de bağladık, marşımıza basacağız. Bu 1.6 grubu, Fiat'ın 1.6 grubu. Biraz avanslı oluyor. Avanslı olduğu zaman da araç geç çalışıyor. Veyahut da çalışırken de ilk çalışmada bile takır takır ses yapıyor. Endişelenmeyin, telaşlanmayın. Bunlar başımıza gelen şeyler. Gayet normal bir şey. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz. Yani. Basalım ben şimdi bahsede. Şimdi temizleyen birkaç arkadaşımız var. Bana söylüyorlar. Diyorlar ki abi temizledik ama aracı çalıştıramadık. Bu arabada bir akü sağlam olacak. Yani akü zayıf çevirdiği zaman çalışmaz. Geç çalışır. Bakın mesela bu direkt çalıştı. Bu direkt çalıştı. Ama bu araçların bazı modelleri doğru düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Yani neden bazıları zorluyor, geç çalışıyor. Geç çalıştığı zaman da herhangi telaş yapmayalım. Herhangi bir problem yok. Yani sonuç itibariyle temizlendiği için içeride balata spreyinin, benzinin kokusu kalıyor. Araç o yüzden avansa biliyor. Gaz veriniz. Ver 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 ver, sabit basın. Evet, şu anda dumanımızı kesti. Şu anda dumanımızı kesti. Aracı çalışmaya devam ediyor. Şimdi aracı makineye bağlayıp bilgisayarla adaptasyonlarını ve jenerasyonunu yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi aracımızı makineye bağlayacağız. Neyi? Bilgisayarla jenerasyonu ve adaptasyonu yapacağız. Dedik, cihazımızı bağladık. Bilgisayarımızı açalım.
Reis durdurabilirsin bilgisayarı açınca. Şey yapalım. Yok dur burada. Bırak. Komple değil, ortaya. Evet. Bilgisayarı burada açtık. Yazın açılması beklerken videoyu durdurmuştuk. Şimdi bu yöntemi yaptı seçtik. Buradan yine neyi seçeceğiz? Bunları biz bazen başka programlardan da yapabiliyoruz. Yani başka model, başka bir ekran. 2011. Güzel. 1.6. Hadi bir stop edelim. Biz Ege'de temizledikten sonra içindeki kurumu pisliği atsın diye çalıştırmıştık. Hadi bir stop ettik. Şimdi tekrar bağlıyoruz. Fontağımızı açtık. Cihazımız bağlanıyor. Güzel çekiyorsun değil mi? Hem buraya hem beni. Ya bak böyle garip çıkartma. Bak yakışıklı çıkmaz sapma. Konuşuyor sen. Arkadaşlar Ali'nin de genel adresi veriyordu. Dediğiniz gibi Ege'ne var da pozisyonu aralıklı aralıklı diye vermiş. Bunları siliyoruz. Ölüktüğü mü orası güzel? Güzel. Şimdi burada ayarlama belgesine geçiyoruz. Ayarlama belgesinde de yapmak istediğiniz testi seçin diyor. Bu araçlarda kiminde çıkıyor, kiminde çıkmıyor. Yani kimi istiyor, kimi istemiyor. Kiminde daha farklı şeyler yapıyorsunuz. Yani jenerasyon, yenileme, egere değişimi, egere sökümü takıldı. Bunlar da hep aktivasyon gerekiyor. Bakın burada şu anda egere valfi değişimi diyor. Egere valfi değişimi tıklıyoruz. Burada da yazısı ne yazıyor? Bu fonksiyon değişim sonrasında egere valfini programlamak için kullanılır. Ha bu değiştirilmişse veya sökülmüşse her ikisi de aynı. Çünkü neden egereyi söküyorsunuz? Ben de egere valfini programlıyoruz. Evet tamamlıyoruz. Şimdi lütfen bekleyin izleyin. Kontağı kapatın diyor. Kontağı kapadık. Tamam bastık. Şu anda egere valfi değişimi diyor. Fakat egere valfi komple sökülüp kaldığı için yani elektrik istiyorsunuz, voltajik istiyorsunuz. O yüzden bu uygulamayı yapmak zorundasınız. Yoksa egere valfi devreye girmiyor. Arıza işi yapıyor. Buraya dikkat edin, kamerayı sallıyorsundur, fazla yerlere geliyordur. Dikkat edin. Kontağı açınız, kontağı açtık. Ve tamamı tıkladık. Evet, Ege'ye valide değişimini sıfırladık. Sarı sıfırlı motoru cihazından burada atış havayı çarptık. Bu partikül filtresi jenerasyon diyor bu araçlarda. Ama bu araçta partikül filtresi yok. Araç 2011 model. Sadece PDF'li olan versiyonlar da var. Titretme arkana.
Bunu böyle titretmemek çok önemli. İnek çekiyorum direkt. Neyse. İnek çekiyorum zaten. Hani titretiyorsun ya, basarken falan böyle oyun oynamamış yani kesinlikle. Bak şu an seninle konuşuyorum ama elini hiç oynamıyor, farkındayım. O da güzel. He? O da güzel. Videoyu seyrederken eğer oynattıysan zaten arkadaşlar veriyor cevabını. Değil mi abi? Videoyu seyrederken diyorum zaten oynattıysan arkadaşlar veriyor cevabını. Abi diyorlar bunu bir daha verme. Fonksiyon tamamlandı. Evet. Böylelikle barabumuzdaki işlemimiz bitti. Şimdi aracıyla teste çıkıyoruz. Yolda deneyelim. Herhangi bir şey var mı yok mu? Test edelim. Üsttekine mi basıyor? Durdurmayı tıkla. Hangisi? Hayır, alttaki. Evet. Burada bir şekilde bilgisayarla aktivasyonumuzu yaptık. Aktivasyonu yaptıktan sonra yenileme. Ardından teste çıkacağız demiştik. Teste çıktım. Herhangi bir problem gözükmüyor. Ejderi şimdi falan yakmıyor. Yolda her şeyin güvenliğini bir kere var. Sıkıştığı var. Düşük devir. Ondan sonra buraya geldik. Defalarca istemedik çalıştırdık. Herhangi bir motor arızalanmamızı yakmıyordu. Yani bu demek oluyor ki işlerimiz bitti. Bu işin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.